Amide geçmiştim. Amide hatta maksimum hızı da görmüştük. Uçuşa geçiyor araba. Arkadaşlar, piyasanın şu anda en dikkat çekici arabalarından bir tanesiyle beraberiz. Arkadaşlar, arkamda Fiat Topolino bulunuyor. Sizlerle bugün Topolino'nun normal yolda gidişine bakacağız. Ayrıca yokuş çıkışına bakacağız. Sizlere tüm detayları anlatacağım. Amiden daha güzel mi? Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Sizler burada kıyaslar, yorumlara yazarsınız. Fiyatından bahsedeceğiz, menzilinden bahsedeceğiz. Ama şu bir gerçek. Her şeyi bir kenara koyalım. Arkadaşlar, bu arabayı aldığınızda acayip dikkat çekeceksiniz. Yani bu kadar böyle bir fiyata böyle bir dikkat çekmek mümkün değil. Tam bir reklam arabası, tam bir böyle tatlılık abidesi, öyle söyleyeyim size. Baktıkça yüzünüz gülüyor, renkleri çok güzel. Ami'ye göre içerideki detaylar bence daha güzel. Vitesin konumlandırması değişmiş. Hepsine beraber bakacağız. Gelin yeni Fiat Topolino'ya geçelim. Arkadaşlar, Topolino'nun öncelikle sizlere bir hikayesini anlatacağım. Çünkü çok güzel bir hikayesi var. Arkadaşlar, anahtarımızla başlıyoruz. Fiat anahtarımız Topolino ile beraber geliyor. Keşke burada bir uzaktan, yani aslında merkezi kilit olsa çok mutlu olacağız. Normalde sağ taraf açtığınızda orası açılıyor, sol taraf açılmıyor. Sol açarsanız sağ açılmıyor. Bu yüzden bir merkezi kilide, bir uzaktan kumandayı bence böyle güzel bir arabanın ihtiyacı da var. Öncelikle eksiyle başladık ama arkadaşlar, bu arabanın artıları eksilerinden fazla. Şimdi sizlere öncelikle isminden bahsedeceğim demiştim. İsmi şuradan geliyor. Aslına bakarsanız yıllar öncesinde 500A modeli var Fiat'ın. O 500A modeline Topolino ismini veriyor. Bu çarpı Mickey Mouse ithaben aslına bakarsanız. Ben sizlere şimdi görüntü koyacağım. O görüntüyü göreceksiniz. Ama bu ismin benim için daha değerli olan bir kısım var. İlla ki hepiniz, yani bu videoyu izleyen araba severler, arabalar filmini, yani Cars filmini izlemişlerdir. Hani o Şimşek McQueen'in olduğu film var ya. Orada hani o Şimşek McQueen'in jantlarını değiştiren, hızlı bir şekilde jant değişimi yapan aracın memleketi İtalya'ya gidiyor arkadaşlar. İtalya'ya gittiklerinde, şimdi ben sizlere birazdan görüntü koyacağım. Orada daha net anlayacaksınız. İtalya'da Topolino amcalarıyla karşılaşıyorlar. Orada da Topolino'yu görmüş olacaksınız. Guido, gözlerin seni aldatmıyor. İtalya'dayız. Yurdumuzda. Hiçbir arkadaşım benim köyümde otelde falan kalamaz. Sizi misafir edecek Topolino amca. Luigi, Guido. Sizi görmekten güzel. Hoş geldiniz dostlar. Guido ve Luigi döndü. Açıkçası çok güzel bir hitap olmuş. Sizlere o kısmın görüntülerini de koyacağım. Hey, yarış arabası. Canın sıkılmış görünüyorsun. Ne oldu? Lastiklerin mi indi? Mamarda, Samerin, Gras. Diyor ki çok aç görünüyormuşsun. Sana güzel bir yemek hazırlayıp seni şişmanlatacakmış ha? Mama Topolino, lütfen bu kadar zahmete girmenize hiç gerek yok. Kapış. Evet, güncel Topolino'ya geçersek. Şöyle, öncelikle led farlarımız var. Burada şu farklılık var. Normalde bir Ami aldığınızda ön farlarla arka farlar aynı gibi ama burada ön farlar farklı. Arka stoplar farklı. Alt bölümde sinyallerimiz var ama bu sinyallere de şöyle güzel bir Amerikan park yapılabilir. Çok yakışacaktır bu arabanın tarzına. Ön tarafta Fiat yazısını ve Topolino yazısını görebiliyorsunuz ve gri detayları arabanın her bölgesinde göreceksiniz. Yan tarafa geldiğinizde jant kapakları çok güzel. Retro tarzda bir jant kapağımız bulunuyor. Barum marka lastiklerle gelmiş. 155-65R14 ebadında bir lastiğimiz var. Bakın, yan tarafa geldiğinizde İtalyan bayraklarını görüyorsunuz. Aslında Ami'nin şasisini, Ami'nin tasarımını taşısa da Fiat kesitle bu arabaya bir ruh kazandırmış. Bu aracın parçalarını değiştirmek, sökmek, takmak çok basit. Hatta şöyle göreceksiniz. Bakın, bu kapımız şöyle bastığınızda ters açılıyor. Diğer kapımız ise normal araçlar gibi açılıyor. Bunun sebebi de şu. O kapıyı söküp buraya takabilirsiniz arkadaşlar. Yedek parça maliyetlerinden kurtulmak için bunlar yapılmış. Yan camlarımız yukarı doğru kalkıyor. İçeri geçtiğimizde sizlere göstereceğim. Arkaya geçtiğinizde ise yine Fiat amblemimiz. Arkada Topolino yazımız bulunuyor. Şimdi burada ekstra plus paket alırsanız buraya bir çanta da geliyor. Bunun için ortalama bir 30 bin lira, yanılmıyorsam, ekstra ücret vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Arka tasarım bence önden daha güzel. LED stoplarımız var. Ve tasarımı çok çok güzel. Ben sizlere stopları hemen yakayım. Bunların herhangi bir açma kapatma butonu yok. Sadece kontağı açmanız yeterli oluyor. Dediğim gibi tasarım olarak çok güzel. Orta bölümde de sinyaller iniyor burada. Küçük farlarımız var ama şunu bilin, gece sürüşlerinde bu farlar çok yeterli oluyor. Ben bu araçta Sapanca'ya, hatta dağlara doğru çıkmış, hatırlarsınız Ami ile. Onların aydınlatması da birbirlerine benzediği için bu arabanın da aydınlatması güzel olacaktır. Şöyle sinyallerini de yaktık. Yine altta güzel gri detaylar var. Arabanın zaten rengi de çok güzel. Yani bu arabanın olabilecek en iyi tasarımı bu olmuş. En iyi tasarımı buymuş. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Daha güzel olacağını düşünmüyorum. Yukarıda şöyle güzel bir cam tavan var. Bu cam tavan sayesinde aslında içerideki ferahlık artıyor. İçeride perde de geliyor ancak henüz Fiat bunu getirmemiş. Umarım geldiğinde kullanıcılara dağıtırlar. Burada perde hemen şu üst bölümdeki rafa geliyor. Görüntüsüyle kendine aşık edecek bir araba. Zaten birazdan da Serdivan'da Mavi Duran oraya gideceğiz. Ne kadar dikkat çektiğini orada da sizler göreceksiniz. Kamerayı şöyle kafamızı takacağız. Beraber bir sürüş yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bu kapı ters açılıyor ya. Aslında kullanıcı yorumları da burada önemli. Ahmet abiyle de konuştuğumuzda keşke bu kapı diğeriyle değişseydi. Yani diğeri gibi
normal araçların kapısı gibi açılsa, bu da ters açılsa daha güzel olur dedi. Çünkü en çok kullanılan kapı bu haliyle. Binip inişler biraz zor oluyor. Çünkü kapı sürekli üstünüze geliyor. Yani aslında kapı dursa yerinde bir nebze daha iyi olacak. Ama sürekli böyle durmuyor yani. Şey yok çünkü, menteşe yok ki haliyle. Arkadaşlar şöyle içeri geçiyorum. Şunu söyleyeyim ben size. Ben 1.80 boyundayım ve bu arabanın içinde çok rahat ediyor. Bu içerinin bir kötülüğünü biliyor musun? Yankı yapıyor abi. Evet. Ses özellikle kamerada biraz yankı yapabiliyor. Bakın şöyle öncelikle dörtlerimi kapatayım. Sadece yukarıya kaldırma yapıyor. Tamam. Şöyle kaldırır. Bunlar düşmüyor bu arada. Ben bütün yol boyunca kullandım. Hiç kendini atmıyor. Böyle gayet güzel. Kolunuzu çıkarabiliyorsunuz. Ha, aşağı inse tabii ki daha iyi olur muydu? Olurdu. Hani sürgülü bir kapı cam falan olsa fena olmazdı aslında aşağı doğru yine. Kapıyı açmak istediğinizde bakın. Şu kolu kullanmanız gerekiyor. Bunu çektiğinizde hemen kendini atıyor. Ha, şu durum var. Açmak da kolay bu haldeyken. Bunu söyleyeyim. Orayı açmak daha zor mesela. Bunun ipi arkaya. Evet. Onunla... Bunu çekmen gerekiyor. Aynen öyle. O biraz daha açmak zor. Aynalarınız küçük olduğuna bakmayın. Arkayı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar sonradan buraya ayna takabiliyor içeriye. Şu yukarı takıyor hatta bazıları. Yakında takıyorlar. Topalino'nun içine geçtiğinizde direksiyonunuzun aslında simidi aynı. Burada bir amblem farklılığı var. Herhangi bir airbag bulunmuyor, bilginiz olsun. Zaten bu aracın hızı da 45 km ile sınırlanmış durumda. Burada şöyle kadranın üzerine bir çerçeve yapılmış. Kadran aynı kadran ama işte çerçeveyle beraber bir Topalino'ya özel bir his yapılmak istenmiş. Eğer ki bunun plus paketini alırsanız buraya kutucuklar geliyor. Galiba 3 tane kutu geliyor benim bildiğim. Evet. Şu bölümde bir Bluetooth işareti göreceksiniz. Buraya aslında arkadaşlar hoparlörünüzü koyuyorsunuz. Telefonunuzu bağlayıp Bluetooth'la müzik dinlemenizi sağlıyor. Herhangi bir hoparlör bu araçta bulunmuyor. Sileceklerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca silecekler su da atabiliyor. Ancak şu an temiz arabayı kirletmeyelim. Şurada telefon tutacağımız var. Ayrıca Type-C gelmiş. Amilerde USB vardı. Ve en güzel geliştirmelerden biri. Yani Ami'yi kullanırken şu bölümde olması beni çok rahatsız ediyordu. Fiat bunu çok iyi yapmış ve hemen elinizin altına vites kumandalarını yerleştirmiş. Ve şu da var. Yani aslına baktığınızda hani kalite amacı güdülmemiş bir araçta tuşların basma hissiyatları güzel. Böyle tıkırtı, çıtırtı yapmıyor. Bir fanınız var. Direkt dışarıdaki havayı veriyor. Bu da arkadaşlar camınızın buğusunu almak için sıcak hava veriyor. Ama şu durum var. Yani bu işe yarıyor bu arada. Ben buğulu havalarda kullandım. Aracın içini de ısıtıyor. Evet, içini de ısıtıyor. Bir nebze ısıtıyor. Ama şu duruma çok gürültü var abi. Yani bununla beraber yolda gitmek motordan fazla gürültü yapıyor bu. Şu bölümden geliyor arkadaşlar ve elinizi getirdiğinizde de burada ciddi bir hava sirkülasyonu olduğunu görüyorsunuz. Keşke kademe olsaydı. Yani kademe yapmak buna çok zor bir iş değil. Sonuçta bir elektrik motoru var. Ama kademe olsa çok daha keyifli olabilirdi. Hafif hafif çalıştırabilirdiniz. Çok da enerji harcamıyor ısıtma sistemleri. Çünkü ben bununla gittiğimde gene 75 km menzilim vardı. Toplamda yolda 73 mi 72 mi öyle bir şey yapmıştım. Yani harcadığı 2-3 km bir menzilde. O gün bir de soğuk olmasına rağmen hava. Tabii yazın bunun menzili nasıl olacak merak ediyorum. Hiç denediniz mi? 75'in de üstüne çıktı oldu mu mesela? Yani yaptığın kilometreyle menzilin tutarlı gidiyor. Evet. Yani birebir düşüyor dediğin gibi. Fazla düşmüyor. Ben sonuna kadar bitirmiştim onu neredeyse. O yüzden hatırlıyorum 72 ya da 73 kilometre menzili yapmıştı. Ha, sonradan arkadaşlar bu araçların hız limitlerini aştırabiliyorsunuz. Tabii batarya ve garantiyi ne düzeyde etkiler? Ona bakmak lazım. Garantiden kesin çıkar. Onunla ilgili şüphe olacağını düşünmüyorum. Limitini kaldırdığın zaman 10 kilometre menzili düşürdüğünü falan söylemişler. Tabii abi, illaki. Sonuçta bizim Tesla'da 150 ile gidince yarı yarıya yakıt farkı oluyor. Hani 80 kilometre de bu araba için yüksek bir hız yani. Ben yüksek çünkü... Yani maksimum 60 yapılabilir. O da evet. İlçeler arası hareket. Aynen. Yani en azından serdivanla erenler giderken. Aynen. Evet. Arkadaşlar pedallarımız standart aslına bakarsanız. Bir otomatik şanzıman araç kullanıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Her şey birebir aynı. Zaten ben sizleri şimdi kafama alacağım. Ve tüm sürüşü beraber yapmış olacağız. İçeri detaylar bu şekilde. Koltuğumuzun ileri geri ayarları da var. Bunlar güzel çalışıyor şöyle. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Ami'de bu kadar geniş bir alan yoktu. Bagaj olarak kullanılacak yer. Burada bayağı bir yer var. Evet arkadaşlar şöyle bir kapağımız var, onu da açtık. Ha, cam suyu burada. Evet. Dediğiniz gibi sigortalar da şunun altında büyük ihtimalle. Hadi gelin yola çıkalım arkadaşlar. Senin yolda zaten durdurlar sürekli. Işıklara falan laf atarlar. Nasıl yapıyordu? Bir kez elektrikli. Hangi kablo çıkardım, kabloyu yok. Ha bir de bunların kablosu üzerinde oluyor. Aynen. Arkadaşlar marşımıza basıyoruz demek istiyorum ama sadece şöyle on off butonumuz var. Aslında anahtarla onu sağlıyorsunuz. Şöyle D'yi alıyoruz. El frenini indiriyoruz. Emniyet kemerimiz var. Şöyle. Yine aslında 3 noktalı emniyet kemeri. Yani standart bir emniyet kemerimiz bulunuyor. Ne kadar gerekli? Tabii bunda zorunluluk yoktur. Sonuçta motor bisiklet olarak geçtiği için herhangi bir cezai tabi olacağını düşünmüyorum. İşte sürüşümüze başladık. Şundan da bahsedelim. 371. kilometredeyiz ve 51 kilometre menzilimiz var. Bakalım sürüşün sonunda aslında birebir götürüyormuş şarjı. En önemli noktalardan biri o. Ona bakacağız. Yolumuza başlıyoruz. Şöyle Serdivan tarafına ilerleyelim. Evet, şuradan ana yola çıksak Serdivan Kafeler Sokağı'nın oraya doğru ilerleriz. Arkadaşlar bu sürüşte hem sizlere yokuşu da göstereceğiz.
hem de normal yollarda gidişini göstereceğiz. Aslında bayağı bir rüzgar geliyor. Yani rahatlatıyor. Yazın nasıl olacak acaba onu merak ediyorum. Evet. Biraz ses fazla geldi de. Arkadaşlar eğer bir topolinonuz varsa lastik basınçlara bakın. Şimdi Ahmet abininki geldiğinde 40 basınçtı değil mi sizinki abi? Evet, 40'tan 30'a düşürdüm ama gene... Ya hafif bir sekme var abi. Çizgilerden geçtiğinde arabayı gezdiriyor. Evet. Ya şimdi niye biliyor musun? O bunun devrilmemesi için haliyle sert bir süspansiyon ihtiyacı var. O yüzden de mecbur kalıyor aslında bu şekilde kullanmaya. Aslında bunun böyle yumuşacık olmasını ister insan. Evet, kalkarken de patinaj çekerek kalkıyor. Ha, beygirlerden bahsedelim arkadaşlar sizlere. Bu aracın tam 6 beygirlik motoru var. 5,5 kilowatt saatte bataryası bulunuyor. Şöyle kıyaslayabilirsiniz. Mesela bir Tesla'nın bataryası 75 kilowatt saat. Bir TOGG'un bataryası 85 kilowatt saat. Bilginiz olsun. Aslında şurada da çok dik bayır var biliyor musun abi? Evet, oraya gidiyoruz. Bir gidelim bakalım oraya. Yani bu arabanın bence insanları korkutan en büyük yanı bayırdır ama bayır arkadaşlar bu arabayla rahat çıkabiliyorsunuz. Çünkü standart küçük elektrikli araçların beygirlerine göre bunda daha yüksek beygir var. Kornamız hemen sol tarafta. Korna... Kornada bir sıkıntı var evet. Korna İçeriye parmağını sokup bastırman gerekiyor. Evet. Yani o dışarıdan dokunarak... Dediğim gibi biraz daha zorlayıcı aslında. Şöyle dediğin hızlıca olması lazım. Buradan yukarı doğru çıkmaya çalışalım. Aslında şöyle yani en zorlayıcı kısımlardan biri burası ya. Parke. Tutuş nasıl olacak bakalım. Arkadaşlar çok dik burası. Evet zorlanıyor. Ama ya o kadar dik ki burası şu anda. Normal araba da zorlanır burada. Ben çünkü... ilk defa deniyorum. Bayağı... Bayağı yani şey böyle 90 derece çıkacağız neredeyse. Arkadaşlar bayağı dik bir yer burası ve hani zorlandığını hissettim ama yarı yolda bırakmadı. Normalde bırakıyor biliyor musun? Şey yapmıyor. Bir yerden sonra koy veriyor araba kalıyor o şekilde. Gücü yeterli kalmayınca burada çok güzel bir şey de çıktı. Yani buradan çıkan zaten üniversite bayırında çok rahat çıkar. Ama zaten Ami'den de hatırlıyorum performansı oldukça yeterliydi. Ama bak ne biliyor musun? Bunun fren hissiyatı daha iyi bir sanki geliştirilmiş ya. Şöyle yolumuza bağlandık. Ayağım yine dipti. Ya burayı bayır diye saymıyorum zaten arkadaşlar. Burası normal bir yol gibi rahat rahat gidebiliyor. 45 km maksimum hızımız var. Yo, o bayırı çıktı ya. Vallahi benim şu anda gözümde bu kral oldu yani. Çünkü en zorlayıcı yerlerden biri oydu. Bir de bunun güzelliği bu araçlarda bataryası haliyle lityum iyon batarya olduğu için yani gelişmiş batarya sistemi olduğu için 10 km menzilde kalsa dahi yine o bayırı çıkacaktır. Kaplumbağa modunu alıp yine devam ediyormuş zaten. He var mıymış öyle mod? Aynen. Ben o seviyeyi görmedim hiç. Açtığımızda orada zaten. Peki o modu biz alabiliyor muyuz yoksa kendi otomatik mi alıyor? Ha, kendi alıyor tamam. Serdivan caddedeyiz. Mavi durağı Sakarya'da yaşayan herkes bilecektir illaki. Ya bu arabanın ama tam yeri burası abi. Sakarya bence çok uygun. Değil mi? Sakarya için. Sakarya'da çok bayır da yok öyle aslına bakarsan. Yani o nadir evlerin arasındaki bayırdan çıktık biz. Genelde düzlük. Hep bisiklet kullanırlar zaten bizim burada. Bisiklete alternatif. Arkadaşlar bunu şöyle düşüneceksiniz. Şimdi normal bir arabanız yoksa ve bunu alıyorsanız evet biraz düşündürür insanı. Ama siz bunu evin ikinci aracı ve aslında keyif aracı olarak düşüneceksiniz. Nedir? Şimdi mesela Ahmet abiyle konuşuyor. Diyor ki arabam garajda ben çıkarmaya üşeniyorum. 10 km mesafeye, 20 km mesafeye bunu da çok rahat bir şekilde edebiliyorsun. Aynen. Zaten şehir içinde Sakarya'da bile trafik var. Yani 45-50'yi geçmen çok çok zor. Ve motosiklet Sakarya'da bence bayağı bir tehlikeli. Evet, tehlikeli dediğin bizde biraz kurallar. Ben onu denedim çünkü. 2 sene önce öyle bir deneyim yaşadım. 150 evet. km yaptım, sattım. Abi bizde biraz yani. Sıkıştırırlar. Yani problem çıkar illaki. Herkes bakıyor zaten arkadaşlar. Onunla ilgili şüpheniz olmasın. Yani ilgi çekmek bakın gördüğünüz üzere tüm kafedeki arkadaşlar sağ olsunlar. Dinlik bakıyorlar. Bir de herkes dinlik bakıyor yemin ederim. Evliysen sıkıntı. Aynen. Çok iyi ya. Ya şöyle bir arabaya bir hafta sahip olmak istiyorum. Her gün burada gezerim yani. Evet. Bizden duymuyorlar. Öyle bir sıkıntı oluyor. Normalde Tesla'da da bu durum var abi. Şimdi kornaya bassam korkuyorlar. O yüzden bekliyorum. Bir süre sonra rahatsız olup devam ediyor. Aleyküm selam diyor. O kadar baktı ki selam. Çok güzel yani. Evet abi o kadar baktı ki selam vereyim dedim. Şimdi şöyle inelim. Arkadaşlar bizim klasik üniversite rampamız vardır. Oradan bir aşağıdan bağlanıp çıkalım. Bayır aşağı geldiğimizde zaten bu araba bir 50-60 beygire çıkıyor bir anda. Ha, frenlerine güvenebilirsiniz. Frenleri çok sağlam. Ben bunun frenini zor şartlarda denedim. Hiçbir problem yok freninde. Bir de arkada dişli olsa yani az biraz arkasını bırakacak biliyor musun? Önden çünkü tek şey yapıyor sürekli patinaj çekiyor.
Yerler ıslakken falan çok keyifli ya. Bir kere sürmeniz lazım. Yani aslında bunun şeyi de yapılabilir biliyor musun? Kiralama hizmeti verebilirler bununla ya. Eskişehir'de biri yapıyor mu? Ha yapıyor. Ya, abi hevesi olan için mesela araba sürmekten korkanlar olabilir. E bunlar için çok güzel ya. Böyle istediğiniz yerden girebilirsiniz. Yani giremeyeceği ara yok bunun. Zaten aracı izlemek için yol veriyorlar. Ha bir de o var evet. Aynen öyle. Öncelik tanıyorlar. Bununla daha bence kaza yapan yoktur bu araçlarla ya. Acaba kaza yapan var mı? Ya varsa da küçük böyle sürtmelerdir yani kaza. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? 45 yeterli abi buna. Yani yazılımla beraber bu araba tehlikeli olur ya. Bence de. Evet yani bir yerden sonra hem frenler de yeterli gelmez yani. Frenler tam 45'lik frenler yani. Şimdi önümüzde Sakarya Üniversitesi'nin rampasını göreceksiniz. Bu rampayı aslında çoğu araç zorlanarak çıkar. Bakalım bizim aracımız Topolino nasıl çıkacak? Normal kaptırdık gidiyoruz arkadaşlar. Zaten 45 maksimum. Arkadaşlar şu anda 45'i gördük. Evet yavaş yavaş hızımız düşecek. Bu arada 2 kişiyiz. Burada ağırlık çok önemli bu araçlarda. Eğer tek başıma çıksaydım emin olun bunu bir 5 km daha fazla hızla çıkabilirdiniz. Çünkü ağırlık fark ediyor. Şunu söyleyeyim sizlere, bir elektrikli araç aldığınızda, mikro mobilite araç aldığınızda çıkamadığı bayırlar olacaktır ama bu arabanın çıkamayacağı bayır kesinlikle yok. Bakalım burayı kaç kilometre hıza kadar düşerek çıkacak. Şu anda gayet iyi. Arkadaşlar 27 kilometrenin altına düşmüyor. Arkadaşlar Topolino'yla en dik bayırlardan birini daha çıkmış olduk. Ağır ağır olsun yine de çıkıyor. Yani sizi yarı yolda bırakmıyor. Şimdi arkadaşlar inişe doğru ilerliyoruz. Şimdi bayırın iniş kısmına geçiyoruz. Rejen 43 km'deyiz. Bakalım rejende bir değişim olacak mı? Biraz da hız yapacağım arkadaşlar. 45'i geçecek miyiz onu da görelim. Şeyde Amide geçmiştim. Amide hatta maksimum hızı da görmüştük. Şöyle camımızı kapatalım. Camın mekanizması falan çok güzel ama çok sağlam hissettiriyor. Evet şu an gaza basıyorum. Bakın şu an araba bizi tutuyor. Şimdi bunun tabii bir trengi var. Arabayı boşa alıyorsun abi. Uçuşa geçiyor araba. Evet ya ama işte bak bu arabayla 80'le falan gittiğini düşünsene. Çok rahatsız eder ya. Çünkü yani alt takım çok güven vermiyor halde. Aracımızı şöyle D'ye alıyoruz. Motor freniyle beraber. Çok iyi ya. Sanki yarış arabasında gibiydi ha. Arkadaşlar yüksek hızlara da rahat çıkabiliyorsunuz. Şöyle arkamda motor olmasa frenleri de test edeceğim ama motor setçi arkadaşı var. Ama frenleri çok iyi yani bu yol için. Çok iyi. Bu kadar hız almamışsın herhalde abi. Yok. Daha önce denemedin. 50-55 falan oldu buradan inerken. Evet. Burada direkt mesela şöyle alıyorsun değeri. Anında hızlanıyor. Ama işte sürekli bu hızlarla gitsen korkutur insanı ya. Motor freni ciddi anlamda yardımcı oluyor. 43'te çıktık. 43'te indik. Ama biraz da gaz verdik abi ondan da. Ya 45 kesinlikle şehir içinde yeterli arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Bayır çıktık. Son hızını yaptık neredeyse. Aslında bıraksak 90'a falan görür ama direksiyon altyapı izin vermiyor. Yani alt takımlar geziyor abi. Oyun sonunda değişik bir pozisyonda olabilir. Ha, evet evet tabii o. Ya anlık bir heyecanla arabayı frekansa soksan taklaya gelir. Yani o gerçek yani. Ama işte direksiyonunla alakalı durum. Adamlar Fransa'da, İtalya'da 10.000 euroya alıyorlar. Yani o yüzden onlar için aslında bakarsanız gündelik herhangi bir araç bu. Evet. Bizde de şu avantaj var. Tabii ki bunların vergileri düşük. Sigorta yaptırdınız mı mesela buna? Sigorta şu anda sisteme tanımlamamışlar. O yüzden yaptırma mecburiyetin yok. Ha yaptırma mecburiyeti yok. İsteğe bağlı yaptırabiliyorsun. Aa. Sigortadan ziyade tanımlandığı zaman belki kasko. Ha kaskoyu evet dediğin gibi yaptırılabilir. Sonrasında yani 75 lira bir zaten şeye vermiştiniz. MTV diye. Aracı alırken verdik de senelik MTV çıkacağını düşünmüyorum. Öyle dediler çünkü. Tamam. Aslında bir motorlu bisiklet o. 4 tekerlekli motorlu bisiklet mi yazıyor ruhsatta peki? Sürmesi cidden keyifli. Tamamen amaç aracı. Şehir içinde tamamen işinizi görecek bir araba. Ha şu var. Abi bunu geçen videoda da söylemiştim abi de. Bak bu araba ne biliyor musun? 50-55 olsa müthiş olacak. Yani çok çok ideal olacak.
Hani maksimum 60 yapsa mesela, limiti aştırıyorsan 80 değil de 60'a göre aştıracaksın. O zaman hiç rahatsız etmez. Böyle mesela sollamalarda da düşünmezsin, anladın mı? Sürekli kullanım açısından değil, sollama yapar. Heh, aynen öyle. Evet, bir boost gibi kullanılabilir. Çok keyifli ama ya. Vallahi ben çok zevk alıyorum. Arkadaşlar, sizler de bir kullanmanızı, test etmenizi, eğer bu yani bir test aracı gibi bir şey bulursanız kullanmanızı öneririm. Arkadaşlar bakın, şu an tekerlek düz. Mesela tamamen çevireceğim. Mekanik direksiyon zaten. Bak döndük. Kaçıncı turdayız? Nerede? Oo, neredeyse abi, olduğu yere dönecek ha. Vallahi dediğin gibi. Yani çok az bir mesafe kaldı. Çok güzel arkadaşlar. Yani dönüş açıları, işte arkayı görmeniz, bunlar çok güzel. Şöyle Tesla'nın yanına çekeyim ve artık videomuzu sonlandıralım. Vallahi Ahmet abi çok keyifliydi. Bu arabayı bir özlemim, bir hasretim vardı, istiyordum çok. Mükemmel oldu. Ne zaman istersen. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.